Kainatta iki yol vardır. Biri saman yolu, diğeri de ipek yoludur. Tarihindir, bin asırlar içinde gizli özbeyim. Sana yaşıttır Pamir ve ak saçlı tanrı dağları özbeyim. El Biruni, El Harezmi, El Farab soyundan, soyu sopu belki uzluk, belki tarhan özbeyim. Bilimin ışığına atılarak karanlık içinde, gözlerinden aktı geceler, yıldızlar ülkesi özbeyim. Tarihini yazmaya halkın bin tane firdevsi gerek. Çünkü bir kez çektiğin ahın bin tane destan özbeyim. Tarihi İpek Yolu sadece bir ticaret yolu değildir. Çağlar boyunca medeniyetlerin birbirleriyle etkileşimlerini sağlayan bu yol sayesinde kültürler gelişmiştir. Şarkılar, hikayeler, dini düşünceler, felsefi görüşler ve bilimsel bilgiler bir uçtan bir uca taşınmıştır. Kağıt ve matbaa dünyaya yayılmıştır. Özbekistan'ın başkenti olan Taşkent, ülkenin en büyük şehri olmasının yanı sıra 3 milyon nüfusa sahiptir. Taşkent adı ilk defa 11. yüzyılda matematik ve astronomi alimi Biruni ile ünlü dil bilginimiz Kaşgarlı Mahmut tarafından kullanılmıştır. Tarih boyunca yerleşke olarak seçilmiş bu şehirde göz kamaştırıcı camiler, mimarisiyle büyüleyen medreseler ve tarihi şahsiyetlerin görkemli heykelleri bulunur. Emir Timur Meydanı'nın Taşkent için önemi büyüktür. 1882 yılında yapılan bu meydan, Taşkent'in kalbinin attığı yerdir ve bütün yollar bu meydana çıkar. Meydanın hemen yanı başındaysa, Emir Timur Devlet Müzesi bulunur. Mavi Kubbeli Müze'nin dış görünüşü Timur Han'ın tacını andırır. Müzenin duvarları, İpek Yolu'nun en parlak döneminin yaşandığı Timur dönemini anlatan pek çok minyatür ve resimle süslenmiştir. Timur'un dünyaya geldiği Aksaray'ın maketi ve Timur soy ağacının bulunduğu müzede, İpek Yolu'nun güvenliğini sağlayan Timurlu askerlerin kullandığı gerçek silahlar ve eşyalar da sergilenir. Coğrafyamız oralar, atalar diyarımız ve dilimiz titriyor Buhara Semerkant deyince. İstanbul Başkonsolosumuz, İstanbul Başkonsolosumuzla birlikte bize Özbekistan'ı, vizenin kalkmasını değerlendiriyor. Birlikte izliyoruz. Biliyor musunuz bu muhteşem bir olay oldu. Gerçekten tarihi olay. Geçen sene Sayın Cumhurbaşkanımız Şevket Miramanç Mirziyayev Türkiye devlet ziyaretleri oldu 2 Mayın'da. O zaman iki lider baş başa basın toplantısında bizim Cumhurbaşkanımız söyledi ki Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iki kardeş halk arasında inşallah yakın zamanlarda vizalar kalkacak diye söz vermişlerdi. Aslında yarım sene geçmez İşte bu olay gerçekleşti. Cumhurbaşkanımız vizaları kalktırdı. Artık iki kardeş halk arasında vize sorunları yok. 1100 yıl önce İslam medeniyetini buralara getiren Hazreti Ebubekir'in soyundan gelen muhterem zatın türbesi de burada bulunuyor.
Hive, Harezm kültürünün varisi eski bir şehir. Nuh peygamberin oğlu tarafından kurulan Hive, ismini Hivak kuyusundan almıştır. Milattan önce 3000 yıllarına uzanan ve Harzemşahlar devletine başkentlik yapan Hive, Merv'den Cürcan'a giden tarihi İpek yolu üzerinde bulunmaktadır. 10. yüzyılda İpek yolu üzerinde önemli bir ticaret noktası olmuş, Çin'den yola çıkan bütün kervanlar bu şehirde konaklamıştır. Hive Hanlığı, günümüzde Özbekistan, Türkmenistan ve Kazakistan sınırları içinde kalan bir alanda, 1512-1920 arasında varlığını sürdürmüştür. Anlatılmaz yaşanır derler ya, Hive de böyle bir şehir. Birbiriyle uyum içindeki turkuaz çinili kubbeler, minareler, camiler ve medreseler, insana göz ve gönül ziyafeti sunuyor. Hive bir ilim ve alimler şehri. Burası dini ilimler, matematik, astronomi alanında birçok ünlü din ve ilim adamı yetiştirmiş. Hive medreselerinde farklı dönemlerde eğitim alan Biruni, Harezmi, Mirza Ulu Bey ve İbn Sina'nın resimleri müzenin duvarlarını süslüyor.